Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 10 Ağustos mu? 10 Ağustos abi. He? 10 Ağustos 2021. Angrici formalar neydi unutmuşum. Gömlekle gel. İlk defa gömlek giyiyorum. Hadi sana çıkart. Araba hariç. Sana çıkart. Muska mı? He, muska çıktı. Bir arkadaş da buraya muska koymuş. Muska yapmış. Muska yapmış ve saklamış. Büyü yapmışlar arkadaşlar. Ne yazıyor? Ayhan Koç. Yeri içeri siker yazıyor. Bana muska işler mi? Lan bunlar nasıl ne sikeriz? Bugün arabanın muayene, benim Şahin'in muayene çektik. Trafik cezaları, vergi borçları falan filan. Tam bir ay geriye dönük muayene yok. Şimdi af gelmiş ya, vergi, evet. Türk'ün koyduğu faizleri af geldi. Devletin yani değil, Türk'ün koyduğu faizleri af geldi. Benim borcum 2 milyardı. İşte 1 milyara düşüyor. O da yer bulamadım. Kırıkkale, Şerefli Koçlar, Akçiçek derken bir hafta sonrasında randevu aldım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ondan sonra kafa gitti işte. Ondan sonra bu ne yaptık içtiğimiz suyu niye bırakıyordum aman abim ya? Ne ya, tozunu alsın değil mi? Ne tozu, daha dün yıkadık oğlum. Hayır, en fazla fare boku vardı. Fare dönmedi mi zaten? Fare ölmedi mi? Fare yaşıyor abi, biz de yaşıyor. Kâr edik fare öldük dedik ama aman çıkarmıyorsan sizden kafayı çıkarırsa. Kafayı çıkarırsa boku yedik. Kafayı çıkarabilir fare. Ver tavayı. Bir Ali yapsın bunu. Can bakın Ali yapsın bunu. Yani bu versin. Tereyağı getirdin mi? Hangi tereyağı? Yemiyor, sakal yağı. Ver, yağ ver. Yağ ver. Beşlik yağ ver. Arkadaşlar benim dükkanda iki tane beşlik yağ var. Burada 10 tane var. Yağı getir. Ali oğlum bu nasıl bir şey ya? Burası sanki... Sanki bunu iyi usta diye... sanki bunu bu şimdi o... seviniyor. Ben iyi ustayım. Her şey bunu iş yaptırmak için yaptım. 30 kişilik sanki şey var. Biz işi yaptırmak için yapıyoruz. Bu şimdi seviniyor. Tamam yeter lan. Tamam, yeter, bizi mi öldüreceksin oğlum? Biz yağlı yemiyoruz ki. Anan için kim? Nereden yaptırdık? Nasıl sıçrar? Yüzümüze komple sıçrar bu. Suyu sen niye döktün? Ben köşeye niye kaçtım? Niye kaçıyorsun? Biri su döktü. Biraz yaptık, elimiz yüzümüz yandı amına koyayım. Su sıçrıyor. Kardeş geçen gün şeye git. Aç o zaman şeyini. Aç. Peynir nerede? Peynir nerede? Sen neredesin kaç aydır Ali? Oğlum benim çok işlerim var ya. Ben ne işim var? Bakkalcısın amına koyayım. Senin ne işin olabilir ki amına koyayım? Geliyorsun peynir, süt, ekmek veriyorsun. Ya. Dışarıdan öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Geliyor abi karpuz ver. Sen ne zannediyorsun? Karpuz, peynir, süt, ekmek amına koyayım. Bana ne yapabilecek misin sen? Sen ne zannediyorlar biliyor musun? Akşama kadar burada çekim yapıyor zannediyorlar. Hiç servis servis yok. Seni öyle zannediyorlar. Tamam benim için dünyanın en zorlusu. Abi diyor, Ayhan abi diyor, akşama kadar video mu çekiyor? Ya hiçbir işi yok, hemen video çekiyor. Tamam öyle, şimdi araba servis sürmeli, servis çek öyle olmuyor ki. Şimdi otobüs, tır, servis sürmeyle bitmiyor ki. Tamam, bunu yani öyle bir sürmekten başka ha, şey, her işi var. Muhammed sürmez kapıyor. En kolayısı. Sürmez en kolay kısım. Haksız mı? Biliyorum. İşte senin işte. Bakkalcıya gelip sigara içeceğinden veriyorsun en kolay kısım. O dükkanın algısı, vergisi, mal alıyorsun, getiriyorsun, diziyorsun, eleman yok. Adam maç olacak, maça geliyor üç tane. Arabasını, ailesini arıyor, arabasını arıyor. Oradan yoldan adamı tutuyor. Kardeş 150 lira dedim de. Şey, bakkalda duracaksın mı? Ankara Demirli çocuğun adı neydi? Senin sigara bekliyorum diyor ya sürekli. O yok, o İstanbul'a taşındı. Yok ya. Geçen geçen sizi yerde bekliyorum diyordu buna. Dün. Şey yok mu lan? Adana'lı vardı ya, şey neydi bebeğin adı? Abi diyorsun işin zor diyor sana, bana. Niye? Burak, hem, Burak hem, mıydı? He Burak var. Hem bakkal hem tribün. Şey, Antalya'ya gittin. Manavgat'a mı gittin? Alanya mı gittin? Zaten oraya gittiniz bu sene. İkiniz de orayı yaktınız geldiniz oğlum. Nasıl ikimiz de 10 yılda bir tatile gittik, burnumuzdan geldik. Biz geldik oralar yandı. Arkamızdan yandı. Ya nasıl siz yoksanız ben de yokum dedi. Doğa bile bizi şey yaptı. Doğa bile bizi. Ya. Doğa bile kabul etmedi. Siz bak, yoksanız ben de yokum dedi. Evet. Bak. Hop. Nazar değdi benim. Ha, anam gittim gene kapı. Lan düşsün lan. Neyse elimin yağlı, araba yeni yıkadı. Bak bak elim bak. Temiz. Bak. Nasıl kırıyor lan bak. Ben de kıramıyorum böyle. Sen bu çöpeliği komple mi koydun? Koymuş onu. Bu da peynir sevmiyor. Acı geliyor pişince abi peynir. Buna omlet denir. Kaç tane kırdık? Fazla yapamıyor. Başka ne var? Şey var mı zeytin? Ha, yeter bize ya. Sonra Alanya'ya gittin. Heh. Trabzon'a gittin mi? Yok. Arkadaşlar yeni menajer. Şimdi küfür edenler. Yeni sezon gibi çok küfür edenler. Sakın geldi geçen gün dükkanın oradan geçiyordu. Dedim senin dedim yaktılar. Okudum yorumladım okudum diyor. Ya yok o takmaz. Onun işine geliyorum abi. Bana diyor sabah acarasından geliyor. Bekle bu ilgisi kötüsü olmaz. O ne bu yani biliyor musun?
Ankara'da iki tane uyanık var. Biri Serkan, biri ben. Serkan seni geçer mi? Ben onun ben ooo ben onun yanında şey yapamam. Ne var? İçin beni kandırdı. Allah Allah. Seni? Önümü iliklerim diyor. Onu görünce önümü iliklerim. Mansur Yavaş'ın ekibi geldi. Sosyal medya sorumlusu 15 bin para çekti. Kula kaçtı. Kula kaçtı gitti. Evet ya onlar kapatmış. Ya kuyuyor. Lan ya. Sahit bu. Ebe hattını değişmiş hattını. Sosyal medya danışmanı. Adam. Adam. 15 binler istiyor. Ben ünlüyüm. Adam adam. Masterchef. Mansur Yavaş. Beypazarı ve Ankara tam doğalı çekim yapıyoruz. Ben de yanlarında böyle duracağım. Adam canını zorluklar. Ankara'da bir takla ben geliyormuşum. Anıtkabir. Ankara gücü. Ankara Kalesi, pavyon bir de ben geliyorum. Adam bir sikiyim, Beypazarı kurusu falan dedik. 15 bin lira almasın seni. Seni bundan ne yaparım diyor. 15 bin lira almasın diyor. Söyle bir anlaşma olur mu ya? Lan Serkan 15 alırım diyor, alırım. Ya, adam canını zorladı. Bir de şey yedik, neydi lan onun adı? Pizza, yani. Adam orada gösterdi. Toplantıya 4 araba gittik. 5 evden 20 kişi. Adam çayıydı, suyuydu, pizzasıydı, amına koyayım zaten gitti. Adam para vermeye gerek kalmadı. Adam arkasına bile bakmadı. Boynunu bile çeviremedi yani o Allah derece. Allah. Bu deli mi? Serkan demek ne de biliyor musun? Adam hiç çalışmadan 2018 Passat'a binebilir mi? Hayır, hiç çalışmamış. Sen hiç çalışmadan, sen adam 40 yıldır bakkalcık Doblo'nun borcu duruyor. Doblo'nun 3 yıldır sigorta muayenesi yokmuş amına koyayım. Arkadaşlar cumartesi günü izin verirse Şahin'e muayene aldım. Aha. Trafik cezalarını algısını ve izini halledeceğim. Toplatıyorum Şahin'i. Geçer mi geçmez. Plakası delik. Lan ne adamsın ya. Ne anlatayım ki her yeri bozuk. Biz boşa gideceğiz. Beraber gideceğiz. Şundan da. Akkürt'e gideceğim. Cumartesi saat 3'te Akkürt'teyim. Oraya bekliyorum beni sevenleri. Orayı mı basalım? Hayır bu videoda muayeneden kaç gün sonra yüklenir? En az bir ay sonra. Ne de benim ya? Tahmin ettim. Nerede uzunsa 7 gün yükler. Kısaysa ben yükler. Lan ya adam. Adamlar yazmış abi diyor aklımız bulandı diyor ya. sen hala diyor didim demesin diyor. Bana bak geldi gitti hala didim şeyler atıyor videolar atıyor. Tünelde araba kaldı. Bir şey diyeceğim. Zaten ben adam kabala yüklüyor ben hayatı yaşamışım. Ben onu 3 yıl sonra atsam ne olur, 1 yıl sonra atsam ne olur ki? Ne olur ki? Adamlar, ben para için yapmıyor mu? Adam sıra izlemek istiyor onun için. Niye? Lan demek niye oğlum? Dizi gibi izlemek istiyor senin hayatını. Hayatını? Adamlar, evet. Tamam lan yeter lan. Adam isteyeyim, kokuttuk. Benim Allah çok kötü ya. Şu, açayım kapıyı ya. Aç. Sonra Manavgat'a gittin, Alanya'ya gittin. Alanya'ya biz her zaman gidiyoruz. İlk defa mı gidiyorsun? Allah Allah. Allah Allah. 7 yaşında beri Alanya'ya gidiyor musun? Allah Allah. Hani Trabzonluyum diyordun? Ha Trabzon Alanya ne kadar orası tatil yeri. Bu adam Bayburt'a mı gidiyor sürekli? Trabzon neresi? Aynı şeylere soruyorum. Ben Yomra mı? Neresi? Peki tam Yomra'yı Ofu biliyorum başka. Hayır, millet merak ediyor. Şimdi Trabzonlar merak ediyor. Of nerede? Oflu musun? Ha. Of aynı şey gibi. Göztepe'yle Karşıyaka. He aynı öyle. Kırıkkale'yle Keskin, neydi? Trabzon'la Oflu ayrı mı? Oflu'lar bizim gururumuz oğlum. Oflu'la Trabzon ayrı mı diyorsun? Oflu'lar olmadı Trabzon. Durduruyorum. Arkadaşlar yemek yiyoruz, yemekten sonra açacağız. Tamam ne yiyorsun? Sanki yumurta, sanki et yiyoruz amına koyayım. Ayıp olur lan, dedik olsun. Şimdi buna da ye. Diyorlar. Abi bulamıyoruz biz, siz yiyorsunuz. Ya. Biz, canımız çekti. Bulamıyorsa dolu, ha buraya gelsin. Neyi bulamıyorsun? Buraya geldi mi de sen diyorsun ki ben sizi... Ketçap almış. Oğlum patatesi dün ketçap unuttuk biz. Amına ayırdı da bir ketçaplı şey yiyecektik. O da 101'den almış. Çokça marka. Kaç para bu? Oğlum bize yok maaşta. Onu da adisini almış kesin. Gelirken canlı yayın yapıyorduk. Patates almadı. Patatesi yedik ketçap unuttu. Yumurtayla yiyecek o zaman. Arkadaşım biz dedik abi Ayhan abi dedi, ketçap al dedi. Ya. Seni sevenden dedim tamam la BİM'den alacağım dedim. Zeytin de BİM'in malı ince. Ben biliyorum bu A101'in bu ince BİM'in malı. BİM'i çoku ezbere biliyorsun. Ben vallahi hiç bilmiyorum. Hepsini biliyorum. Al domuz salamı. En gıcık kaptığım salam hiç sevmiyorum. Şu kokacak onu yiyin. Al sahiley. Bizim Yozgatlı Murat almış. A101'in malı. Hemen bahane. Biliyorum. Can market annem malı. Karpuz da yok. Karpuz getirdin mi? Hayatında gördün mü böyle bir market? Al. Nereden bulduysa ya. Al. Benim Halim tatlısı. 9.90. Bak donmuşsa benim Halim malı bak. Ya geçen haftaydı oğlum. Bak bir yiyeyim şu donmuş. Geçen haftaydı. Halim malı bak. Geçen hafta yedik oğlum onu. Eğer tatlı donarsa, şekerlenmişse Halim malı. Benim malım çok güzel. Bundan bir kolye yiyorum da kaliteliden yiyemiyorum. Benim malım. Oğlum yemek yemeden tatlıyı niye yedin şimdi? Adana baktı.
Kapat. Tam bir şeker yuvası. Sen toz şeker adam bükmüş de konuşuyor. At seni çöpe. Bu deli mi? Çok geçen haftadır duruyor. Bu deli mi? Şu kadarcık buzdolabı var, yer yok. Karpuz nerede? İçinde. Karpuz da dükkana gelsen yersin oğlum. Buraya gitmem artık. Dükkana geleceksin. Niye niye? Şezlongları alacaksın. Arkadaşlar bunlar ben Alanya'dan şezlong istedi benden. 4 tane şezlong getirdim. Nerede? Hep yalan. Şimdi küfür edeceğim. Tabii getirmedin mi? La oğlum. Getir dedim. Gittim Alanya'da yükledim geldim. Dükkanda yatıyor. Yer yok. 4 tane. Dükkanda mı? Abi dedi ben dedi. Memlük köyüne mi? Giderim orada içerim diyor. Memlük köyüne lan. Ne bileyim neresi? Yok yuva köy amına. Kavun alacağız oradan. Ne köy mü? Ne bileyim şey yapayım ya. Bilmem ne köy. Bünye köyü lan Bünye. Bünye köyü. Bünye midir Bünye? Bünye köyünü diyor lan Bünye. Bilmem ne köyüne gideceğim orada içeceğiz. Ananı sikçiyim. Fare miydi o? Farenin bokuna koyduk şeyi bak ha. Bir şey olmaz. Bir şey yapmaz. Niye olmasın? Doğruna koyayım. Şeyi bozdun, tripodun bok ettin kavaltını. Bırak koy onu ya. Orospu çocuğunun yuvası orada işte. Yok la o. Öldü diyor, seviniyorduk. Ananı sikeyim. Ölmemiş bu kavat. Bizim eleman bırak. Elemanı sikeyim. Aç kaldı bir ay. Ne yedi ne içti. Geçen gün geldim bir baktım. Fareli boka elimi değdim farenin bokuna. Ben değdim. Sen değmedin. Ne işte? Karpuzun burasından bir geçiyor. Yıldan çıkmış. Karpuzun bu tarafından gelmiş. Şurada deri kaçmış. Tünel yapmış karpuzu. Fare. Nasıl? Geç. Aha gösterdim. Bir fotoğrafını attım. Yok baba. Atmadın mı fotoğrafını? He. Ne yapmış kardeş? Hayatta daha bak 12 senedir karpuz satıyorum. Farenin karpuz yediği ilk defa duydum. Gördüm. Acından yemek ölmüş demek. Kavun yiyor da karpuz içemiyordu. Kavun niye yiyorsun? Kavunu seviyorlar değil mi? Kavunu çok seviyor. Kokusuna ya da nereye gidiyor biliyor musun? Dur yemek yiyorum anlatma. Kötü olmaz lan. Dur Muhammed. Efendim abi. Çay verir misin koçum bize? Ne dedim? Kaşıklı Ayhan'ın, kaşıksız benim. Öyle kardeşim git. Şunu... Buraya gitsin lan buraya. Benim kaşkısı yok. Kaşkı bende. Tuz da mı atmadın lan? Kanka tuz, şeker. Tuzsuz hiç yiyemiyorum lan. Vallahi mı? Abi bunu şunu ver şimdi. Biber var. Yiyor mu Muhammed? Ben yedim abi. Kardeş o düğün kimin düğünüydü? Maça gelmediniz. Bugün tribünden arkadaş. Anladım. Maça gelmediğini biliyor musun? Sanki ne oldu? Aşımız yok, bir şeyimiz yok bizim. Ne aşı? Aşı istemiyorlar. Aşı istemiyorlar. Vallahi istemiyorlar. Eskodunda gülüyor musun? Eskodunda şey yazmıyor mu? Yazmıyor, yok. Deli mi? Ben de aşımı yapıyorum. Ya olsa da ben gelmezdim. Yok sana şey yok. Tamam biliyorum oğlum biliyorum da. Düğüne giderim maça gitmem. Belki dedim şeref tribününe oturursun dedim hani. Delegesin ya. Tabii canım. Bedemezsin. Anneciğim Ankara düğüne yıllarca gittim bedava. Para cebimden para cadım. Şuna bak lan. İşte faydası bu. Delegelerle yemek yiyor. Bana bak ben delegelerle yemek görüyorum neydik ne olduk. Karne demiş adam bir ne olmuş. He, şey olmuş. Mutfak. Dördüncü ağzaymış. Ağzı olmuş. Görüyor musun karı demiş. He, neydik ne oldu? Karısı demiş. Herif demiş. Görüyor musun neydik ne oldu demiş. Aynı hesap. Adamlara bak be. Delegelerle yemek yiyoruz. Neydik ne olduk? O değil de ben gece konuda oturdum gene. Arkadaşlarım diyor delege oldun diye gece konuda ne işin var? Deli mi? Pratik öyle. Nasıl bir duygu? Çok güzel duygu. Gene gece konudayız. 2001 yılında gece konuya girdim hala gece konudayım. Çekiç gelmedin bugün. Çekiç gelmedin mi bugün? Gel şimdi Ayhan. Bir gel lan. Almadık ki. Hey, bir gel lan. Müşterisini Ayhan'ı çağırıyor. He. Deli lan hiç akıllı yok lan. Vallahi tamam. Yok lan. Çekiş mi? Müşterisine adam anlatıyor. Ondan sonra bir gel lan. Telefon açıyor. Ayhan abi burada mı diyor? Hani beni video çekiyor mu onu? He. Adam da Ayhan'ı çağırıyor lan. Aha karşıda çağırayım dur diyor. Deli lan. Vallahi deli lan. Oğlum ayıptır ya.
güzel olmuş. Eline sağlık. Sıcak mı? Yiyemiyoruz ki. Kardeşim beğenmiyor mu? Güzel olmuş. Kedi yiyor mu? Yok. Ketçap yiyor mu? Dur lan yiyelim. Ölüm ölürsek ketçabı aldırdık patatese. Ağzı da kapalı. Ya sıfır. Neyse yemeyin. Sana dedim açayım dedim sen de niye ya neden bulandırıyorsun? Adını bozuyor ne bileyim patatesin. Zenginleri üzendik amına koyayım bu zenginler giyinmeyi bilmez, arabadan anlamaz. Mal gibi arabaya biniyorlar, elbiseden anlamaz. Yemeden hiçbir anlamaz. Patatesi zenginleniyor yani McDonald's'ta filan. Ketçap ayırıyoruz sıktım evde mevcut işte burada sıkıyoruz. Bütün patatesin tadını aldı götürdü. Bu niye böyle mal oluyor hep mallar zengin oluyor? Vallahi hiçbir anlamıyorlar. Patatesin tadını bozuyor kardeş ya. Onu ayrı sandviçte falan yiyeceğim böyle yani bir kumpirde falan yiyeceğim. Vay yavşak vay. Kumpir mumpiri de biliyor. Nereden yedin lan? Attım. Kumpir aldım çöp attım. İçine şey koymuşlar. Edirne'de yediydim ben. Salam mı? Kumpir de askerde. Şey var ya ne diye yapıyorlar ya. Bulgurla yapılıyor ya. Ne bulgur oğlum? Evde yapılıyor oğlum kısır kısır. Kısır, evet. Kısır konur mu kumpire? İmkansız. Karışık olsun dedim para veriyoruz ya. Öpsünden koyun dedim. Kızım bedel anne varsa. Bana bak. Anne peynir, kısır. O marul, kırmızı lahana. Ana bir zikim. Hiç sevmedim. Haydari, yoğurt. Allah. Bir kaşık aldım, kusuyordum. Geri döktüm. Kumpirde. 90 lira çöpe gitti. Şey değil mi? Gözümüz aç. Karışık olur dersen adam da nasıl çıkıyor. Korkunuz böyle. Yok kısır da ilk defa ben dedim ne, kumpire ne konur? Tereyağı, kaşar, Rus salatası. Şey, İtalyan salamı mı diyor? İtalyan salatası mı bir şey diyor? Amerikan salatalardan. Sosis salam, bir de zeytin koyuyor. Ben onları sevmiyorum biliyor musun? Hiç koydurmuyorum içine. Salam sos. Valla ben bir askerde Edirne'de yedim. Edirne'de yedim Keşan'da şeyde. Eğer Edirne'li Keşanlı biri varsa buralarda. Orada ne bilsin? Abi şey, Erikli sahili var. Erikli sahili, yayla sahili var. Orada yapıyorlardı biz jandarmaydık. Orada bir verirlerdi abi. Onun tadı hala damağımda. Ben hiç onun şeyini hiçbir yerde bulamadım tadını. Mükemmeldi ya. Peki bilardoyu da anlıyorsun. Kuştan onun alırlar. Kardeşi de bilardoya gitti. İsparta'ya aldı Zaliye falan. Onlar o bizden yedir. O profesyonel olmuş. Biz amatörüz. O gidiyor. 3 pant mı oynuyorsun Amerikan topu mu? 3 pant. Ben hiç anlamadım. Dahıldım da hiç öğrenemedim. Bir atariyi bir de ona bir izlemedim. Kafa işte. Atariyi mi ezdirdin? Atariyi de. Atariyi hiç öğrenemedim. Allah Allah. O Stimari Stirfighter. Hiç oynayamıyordum. Ben kendi Rüyü var diye. Kendi Rüyü. Ben kendime ne oluyordum? Beni döverdi. Ben tek batmadım. Beni parampacı diye. 5 doğru kendi vardı. Vardı. Hakar. Hakar çok oynardı. Çilenin ben. Üstünde bir yap. Eyla eyla. Mustafa'yı mı diyorsun sen? Mustafa değil. Hakar. Kodi. Mustafa kimdi? Hakar. Kodi. Gay. 3 tane şey vardı. Hakar'ı alırdım. Gudi'yi alırdım. Bir kız var. Ben kız alıyordum. Kız hızlıydı. Gudi'yi o yüzden seviyorum. Gudi'yi ben o yüzden seviyorum herhalde. Osuyama vardı kız. O kimdi? Uyduruyorum ya. O şeydi. Çanlı. Çanlı'yı alıyordum ben. Şimdi, o biraz aparatif bir yüzdü. Ben vurunca yapıyordu. Düşünce, o da içe gidiyordu alıyordum. Düşünce. Benim dükkanın arkasında var şimdi. Yine oynarız bugün. Evelerle oynuyoruz akşama kadar. Langırt var mı langırt? Langırt yok. Langırt'ı hiç sevmedim ha. Niye la? Langırt'ı severim. Kümes patlattın mı kümes? Yok kardeşim. Kuşçuluk yaptın mı? Kuşçuluk kralını yaptın mı? Yalan söylüyor. Bakır kazan çaldın mı? Bak. Kuşçu adam. Bana bak. Ben hiç kümese girmedim de. Çok kuş yakaldım çatlarda. Çok. Hiç kümese girmedim de gözcülük yaptım diyormuş. Ya, ergete yapmadım. Ben. Yok şaka yapmıyorum. Ona ne diyorlar? Ergete. Ergete mi diyor? Bak hepsini de biliyor. Ben de kuşu hiç sevmem. Kuşu anlamam da. Ben de hani ergeteye falan yatmışımdır. Yatmışsındır tabii ne olacak? Tornete bindim. Alo. Mahallede biniyorlardı bebeler de. Kendimi yoktu da. Tezengi kötüsü oldu. Bindim. Ben apartmanda büyüdüm kardeş. Ama gece konudan hiç çıkmadım. Bizim arka taraflar gece konuydu. Bizden tornetine, Tunalı, Esat'tan, Ulus Kızlar'dan geçip bakana giriyorduk, geri gidiyorduk. Tahta tornetine. Allah Allah. Hep başlığa giderken de... Nata ve Kadan, Nata ve Kadan buraya nasıl gelir? Samsun'dan dümdüz gelecek. Yok, arabası yok ama. Otobüste falan. Ulus'a, Kızılay'a, şu belediyenin oraya kadar gidiyor. 330 ya da 297'ye binecek. Duydun mu? 330 ya da 297. Başkasına bilmesin. 300 nerede? Neresinde? 330 geçiyor. Natagawa'nın neresindesin? Kim o? Natagawa'nın dışına çık. Orada gemi var. Geminin önünden 330'a biniyorsun. 330'a biniyorsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne doğru geliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne doğru gelirken hemen sağa dinleyeceksin. Hipodrom orada. Hipodrom orada dinleyeceksin. He oradan buraya yakın zaten. Bir kilometre falan. Tamam mı? 297 de oradan gelmiyor. 297 Akdere'den kalkıyor. Son durağı Akdere. O yüzden 330 dedim sonra ben. Benim dükkanım da açamadım şarkısını. Akşam o kadar. 330'un son durağı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önü. U çekiyor. Emniyet Müdürlüğü'nün oradan U çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geliyor. Son durağı orada. Yani %100 geliyor. 330'a biniyorsun. Büyükşehir Belediyesi'nin orada iniyorsun gelmeden. Hemen sağda hipodrom köşede in. Tren garının orada in. Eski tren garının orada iniyorsun. Kore Parkı var. Kore Parkı. Hipodrom var. Metro inşaatı var. Orada iniyorsun. Millet Bahçesi yapılıyor yeni. Millet Bahçesi'nin köşede in. Orada durağı var. Hızlı tren garını geçince durağını düğmeye bas. Lambalar dinleyeceksin. Eski tren garının genel müdürünün önünü dinleyeceksin. Orada Kore Parkı'nın orada dinleyeceksin. Unutma. Belediye kadar gitme. Ara işte orada hızlı tren garını oraya gelince bizi ara hadi. Oradan buraya nasıl geçeyim bilmiyorum. Arabası yok. Kim o? Sıyır sünnetle. Hı. Peynirli yemiyorum ki. Tadı şu an yiyorum ama şeysiz günah diye yiyor. Bir de ben oruç tutacaktım bugün. Muayeneye gideceğiz diye tutmadım. Bizim Muharrem ayı başladı. Vallahi oruç tutacağım yemin ediyorum oruç tutacağım. Yarın uzak bari. Şahin'i muayene içeriz diye gitmedim. Orası sıcak olur diye dedim içeriz dedim. Yani alkol değil lan su. Burada yanıyor değil mi? Ezan da 9 dokunuyormuş. Bu iş şans ya. Adamlar oruç tutuyor. Ramazan ayı kış günü susamıyor. Akşam eşit ozan okunuyor. Benim hiç şansım yok. Muharrem ayı ezan. Kaçta okuduk? 9.30 ezan okunuyor. Hava 45 dakika. Sen kaçta? Bizde kaçta okudun? 8.30 okuman mı? 8. Oğlum siz Allah'ın sevgili bulursunuz. Yok ya. Bizde su da yasak zaten. Ben var ya. Bana ayağın var. Dövmen gözükmüyor ama ya. Senin Hayabusa dövmen. Bizde su da yasak. Ben var ya. Sen yanlış yerde durdun ya. Abçıoğlu. 41 yıldır ilk defa gömlekle dışarı çıktım. Sivri hayata girdim. Bugün niye gömlek giydin? Formaları evde unutmuşum. Allah Allah. Arabi kadın tişörtler vardı eski, onları da bulamadım. Şurada bir şey yok mu lan? Şurada eski bir mont ver. Şeyi, ilk defa gömlekle geziyorum. Araba, araban hiç gömlek giyme. Araban dahil mont asılı duruyor. İbo verdiğin. O değişik. Onu... Kürtüme var ya, kot mont. Niye asılı duruyor söylüyorum. Yolcular, işçiler uyuyunca imdadı buraya ayağını uzatıyor diye asıyor. Oğlum mont var da ayıp olur diye. Adam bir gün imdada elimi attım ayak geldi. Bir çektim ne yapıyorsun abi diyor. Abi vitesleri... Amına koydum bu çocuğu sen ne yapıyorsun? Abi vitesleri karıştırdım. Onu bu çocuğu yalan söylüyorsan. İmdat ya imdat. Trafikte durunca bizim araba geri kaçar. 7.5 ton. Elimi attım ayak geldi. Çektim ne yapıyorsun abi diyor. Oğlum. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ayağını koymuş lan buraya. Tut traktörde. Kafasının yağını perdeye siliyorlar. Benim perdeler böyle yağlıdır. Benim arabanın camlarını hiç silmem. İçeri filmli gibidir böyle. Güneş almaz benim araba. Niye? Kafalarının yağından. Kafalarının yağını koya. Sen elin arabasında öğlen 45 derece sıcakta uyuyor musun elin arabasında? İnsan kafaların yağını silmiyorum ki. Benim arabam güneş almaz. Niye almıyor? Kafa yağından dolayı. Bir gün otobüsteyiz. Yani bir gündeyim genciz. Sene kaç? 95-96. Otobüsler acayip dolu. Tıka basa dolu. Şoföre yapışmışız. Yani. Körüklüdeyiz. Şoföre yapışmışız böyle. Şoförle böyle yapışık gidiyoruz. Şoför şimdi vitesi atıyor ya. Buradan geçiyor vitesi. Önümden geçiyor tamam mı? Eli adamın. Ya bir oldu iki oldu. Dedim abi dedim vitesleri karıştırma dedim tamam mı? Adam anlamadı ilk önce. Biraz gitti şöyle bana ters ters bana. Git lan dedi abi. Aynı onun hesap. Şimdi imdat eline bir atıyor. Maskesini benim arabaya atan. Burnunu silip peçete koyan. Koltuğa, iç koltuğu yan yana ya. Şimdi git benim koltuğun arasında böyle pis bir peçete doldu böyle. Burnunu hınkıran peçete koyuyor. Tırnağını kesen. Yok ya. Çanta unutan, telefon unutmuyorlar. Telefonu hemen çalarım da. Tırnak mağazı unutan, tırnağını kesen. Dün ikinci koltuğa, benim arkamdan üçüncü koltuğa ayıp söylemesi adam yolcunun biri geldi. Ahim Bey şurada kırmızılık var dedi. Gittim sildim. Kırmızılık? Kırmızı leke olmuş. Ananız kimden Murat? Regan mı? Ne olmuş ya? Bina ben başkanım binanın. Bina aidatı diye bir şey biliyor musun aidat? Binanın aidatını biliyor musun? O anladın mı? Söyleme. Ananı sikeyim. Elin şey aidatını ben sildim elimden. Suyu döktüm içtiğim suyu. Biraz kıpır kötüm sildim. Koltuk kıpkırmızı olmuş. Ananı avradını sikeyim. Neler gördük ya?
Adam, hem sen adam sevmiyor. Adam adamı yapıyor sana aynı. Onu da gördüm. Ya onu yapıyorlar da. Onu ilk defa gördük. Ya. Lan kardeş otobüse dolmuşlar ben de biliyorum. Orospu çocuğum ya yürüyorum. Eğer içeceksem içmeyeceksem hep içiyorum da. Şimdi araba, motosiklet, araba, Şahin, servise gitmiyor. Evden çıkıyorum ya yürüyorum. Yürümüyorsam dolmuşa biniyorum. Yer olsa bile ayakta duruyorum. Ay burun adamın koltuğunu kırmayayım diye. Ya da arkaya götürüyorum. Arkaya oturuyorum şöyle duruyorum bak. Bunlar koltuğu yak. 8 tane koltuk kırık. 4 tane kolçak kırık. Bunu ben mi kırdım? Şikayet ediyorlar. Kaptan koltuk kırık. Kaptan koltuk geriye yatmıyor. Bindiğin 20 dakika araba koltuğun dilime giriyor adam. Koltuğu yatıyor. İlk geliyor koltuğu yatıyor. Uyuyorlar. Sabahın köründe uyuyor adam. Evden uykudan kalktı. Yüzünü yıkadı gene uyuyor. Koltuğu niye yatıyorsun ya bu adam? Ben mi kırıyorum diye beni şikayet ediyorlar. Koltuklar kırık diye beni şikayet ediyorlar. Kim kırıyor? Kim kırıyor la? Ali. Zamanında o ilkokul, ortaokul, lisede oturduğun sıraları Ankara Güçte Ayhan yazarsan, sıraların vidalarını söküp çalarsan, hurdacıya satarsan, okulun demirlerini kırarsan, okulun camlarını kırarsan, öğretmene, müdüre kafa tutarsan aynı şeyler başıma geldi. Orospu çocuğu hepsi başıma geldi. Kime bir zarar verdiysem 10 misli başıma geldi. Kimin malını çarıp malına zarar verdiysem 100 misli başıma geldi. Her şey benim başıma geldi. İşte Allah var ya, hadi Allah. Allah benden 100 katını çıkardı. Yere tükürmem, yere çöp atmam. Arabanın camına çat atmam. Biriktiririm, çöp atarım. Benim öğretmenim işte benim gözüm oyarım dediydi. Dişimi fırçalamam, tamam zaten fırçalamıyorum da. Dişimi fırçalamam. Diş yok çünkü. Ama öyle kardeş, haram yemem, bir de yere çöp atmam. Allah. Diş zaten fırçalamıyoruz, biliyorum. Kümes patlatmadım hayatımda. Kümesi nasıl geçtik ya, onu anlamadım. Ben kümese nasıl geçtik, diş fırçasından? Şimdi kümes, herkes soruyor da kuşmuş diyor. Ben hiç kuşmuş demedim. Ben kuşçuk yaptım demedim hayatta. Dedim mi demedim. Yok demedim. Ben seni... Biri bana oradan beni yazmışlar da abi kuşlarla falan ilgili grip çeklemişler de. Ben kuşu da severim yani. Kuşu da yapmadım anlamam. Bir de o kuş niye uçuyor? Uçunca nasıl zevk alıyor onu da bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Bir kuş uçunca ben niye zevk alayım ki? O uçuyor amına koyayım. Ben uçmuyorum ki. Ben niye onu bakayım böyle? Köpek desin neyse. Besliyor. Köpek hadi saldırıyor. Ağacı ısıttırıyor. Arabanın tamponunu ısıtırıyor. Kendini ısıtırıyor. Bileğimi, gözümü ısıtırdı. Hadi köpeğin zevki var yani ben kuşun zevkini ben anlamadım. Kuş uçuyor bunlar bakıyor. O onlara bakıyor, ona bakıyor. Ben anlamıyorum, o zevki yapmıyor, anlamam. İşte öyle zaten. Biz Seyran'da çocukken kümes patlatmam odaydı. Benim ağaçlarım kümes patlatıyordu, birbirinin kümesi patlatıyordu. Ben de yolda bekliyordum. Anlamam. O zamanlar tahta kümes vardı, asma kilit. Şimdi patlat da göreyim. Bijonlar. Şimdi bijonlar. Adamlar para kasasını yapıyorlar lan. Kale gibi şimdi. Adam nasıl sikiyor? Adam altınını saklamıyor öyle. Zinit eşyasını öyle. Zamanımız. Bir gün ne oldu biliyor musun? Bir kümesim var. Arkadaş da bankadan para çekmiş kredi. Ektik de mi? Yani dükkanın önünde bir kümes vardı, kuşlar vardı. Beni buradan tanıyanlar bilir. Şimdi... Dükkan önünde mi? Dükkanın önünde kümeslerim var. Çocuk dedi ki, abi de kredi çektim. 17 milyar o zaman. 2010'da falan. Dedi ben bunu nereye koyayım? Sen dükkana koyayım dedim. Dükkana koyma, kümesin içine koyalım dedim. Ne? Paraları. Bu deli mi? Kümesi içine koyduk, dedi kardeş. Bana... Kümes de patlamasın. Patlar mı ya kümes? Kümes patlayacak adam var. Tahta kümes de işte. Tahta değil abi, demir işte. Yeni daha 2010'da. Hayır, yeni mi? Kalınlığı var kapında. Bizim zamanımızda 6 ay kar yağardı. Benim mahallemi biliyorsun belki. Seyran Lisesi'nin altından o 100 metrince ilk sağlı solu gece kondan aşağısı bizim Boklu Dere. Ulu Dere derler bizim orada bok akardı. O zaman at yapı yok. Tabii. Biz bu bokta yüzerdik falan. Baraj yapardım ben kumdan. Böyle bizim rampa böyle. Ha rampayı biliyor ha böyle. Ulu Dere, Türk Özü rampası benim rampanın başında. 6 ay kar yağardı. Biz kale yapardık, ev yapardık. Böyle hep kayardık. Ayakta kayardım. Öyle uzman kayarım ki ayakta böyle ellerimi açarım. 2 kilometre kayarım geri gelirim. Yıllarca kaydım. 6 ay kayardım. Yüzerim. Baraj yapar yüzerdik. Bir de çek koyuyoruz. Ağaçta çek var. Çek demek ağaçta 10 kişi ağaca çıkardı. Tut ağacı vardı bizim. Bizim mahallede 3-4 tane tut ağacı vardı. 10 kişi ağaca çıkardı. 10 kişi yerde. Onlar çıkmaya çalışıyordu. Onlar ellerine vurup çıkarmaya çalışıyordu. Ona çek denir. Ağacı işeyene kolu bacağı kırılır diye laf vardı. Kim ağacı işerse kolu bacağı düşer kolu kırılırdı. Bizim orada hacana vardı. Benim kolum 100 kere kırılmıştır. Böyle 2 tane omonun kağıdı omo. Sabunu rendeliyordu. Sabunu rendeliyordu, omonun kağıdına sarıyordu, kol tutuyordu bir daha. Durmak yok, yine ağaca devam. Benim kaç yüz kere kolum kırılmıştır. Nasıl da tutuyordu? Hastane falan bilmiyoruz ki. Omonun kağıdına karı sabunu rendeliyordu, yumurta kırıyordu. Böyle yapıyordu, tutuyordu kolumuz. Yemin ediyorum. Bunu da ilk defa duydum ha. Bak yemin ediyorum. Her şeyi duydum da onu... He. O sonra bak kardeş, bizim zamanımızda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş vardı, Trabzonspor vardı. Bunların da böyle futbolcuların kartı vardı. Bakkaldan bir sakız alıyorduk, böyle bir karton vardı. O futbolcuların böyle karttan yapıştırıyorduk, böyle bir pişti oynuyorduk o kağıtlarla. 9 numaralı Beşiktaş'ta Ferdinand vardı. Onun kartını bulamıyorduk. O çıkmıyordu. Onu bulursan işte futbol topu hediye ediyordu o sakızcı falan. O var, onu bilirsin sen, bizde büyüksün.
Ondan bilmiyor. Bu da amına yüce. Bu hafif bakıyor amına koyayım. Ben Ferdinand'ı düşünüyorum. Beşiktaşlı Ferdinand'ı. Zenci. En iyi futbolcusu. Tabii. Galatasaray'da prekazı. Kadroyu komple sayarım. Ben sayarım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Barış, o zamanlar Ankara gücü diye bir şey yok. Yani o zamanlar 24 saat 3 ben sanıyordum ki lig 3 takımı sanıyordum. Trabzon'da bazen veriyordu. Ben ligi 3 takımı sanıyordum eskiden. Yani kardeşim ligde 18 takım varmış. Bir şey anlatayım sana. Ya. Benim yan komşum kimdir biliyor musun? Bahattin. Say Galatasaray. Simović. Simović. Semi. Plekazi. Plekazi değil. Cüneyt. Yanında Erhan. Defans mı? Tabii. Sakallı Erhan. Sağ tarafta İsmail. İsmail mi? Tabii. O orta sahada Uğur. İsmail. Uğur santrafordu kardeş. Orada da Savaş var. Uğur Tüneke. Plekazi, Savaş. Uğur'la Plekazi orta saha. Muhammed. Ondan sonra Mustafa. İleride Tanju. Tanju Uğur. Uğur Tüneke orta saha değil mi? Santrafor. İkisi santrafor oynadı da şeyler. Tanju'da ikisi. Beşiktaş say. Beşiktaş'ta kalede Zalat. Ankara güçlü Zalat. Beşiktaş oynadı mı o? Oynamaz olur mu? Bak gel. Bu da bizi Allah, Allah Allah. Oynamadı mı Yakup Zalat? 8 tane gol yedi. Nerede? Beşiktaş oynadı. Zalat. Zalat oynadı. Zalat kaleci. Oğlum Galatasaray'da Simović. Bak Zalat yok. Mustera'dan daha iyi bir kaleciydi bana göre. Eser var. Haksız mı? Simović onlar değil miydi? Ulvi. Ne kaleciler vardı lan? Ulvi. Mesela sayın be. Say hadi. Kaleciyi bilmiyorum da. Kaleci Eser de. Recep. Burnu böyle. Sağ takoz Recep. Recep. Takoz Recep. Sağ bek Recep. Gökhan. Gökhan. Ulvi de Recep değil mi? Ulvi de aynı. Ulvi de. Gökhan. Kadir. Ondan sonra Kadir. Kadir sol bekte Kadir. Sarı Gökhan mı ne vardı? O he o. Gökhan yoktu o. Fenerbahçe'de oynadıydı. Orada geldiydi. Orta sahada Ferdinand vardı. Zenci en iyi futbolcusu. Rıza Çalınbay. Orta tarafta Metin. Sarı Metin. Feyyaz. Feyyaz da şey ileride Ali. Ali Metin Feyyaz. E o kadro. Fenerbahçe'de Engin miydi? Şumayer. Şumayer mi? Şumayer. Bunlar şimdi şey Tony Şumayer. Herald. Şimdi bunlar neydi? Ferracı Şumayer sanırım. Öldü lan. Herald Tony Şumayer. Öldü mü o? Malo daha feç. Feç değil o daha hala bitkisel de öldü gibi. Dedim bir şey ölmüş. Adam öldü yap demen ama. Sabette İsmail Kartal. Fenerbahçe'de mi oynadı o? Fenerbahçe'de. Biz İsmail Kartal. Turan Sofoğlu. O da mı oynadı? Onları bilmiyorum ben. Ondan sonra şey Müjdat. Şumayer'in önünde. Tabii, Müjdat'ı vardı. Müjdat. Ondan sonra sol bekte şey Şenol. Şenol 3. Trabzonspor'dan geldi. Şenol. Ondan İsmail Kartal'la Turan. Tabii onlar hep aynı dönem. He. İsmail Kartal, Şenol, şey İsmail Müjdat. İsmail Kartal'ı da bilmiyorum bak. Ön tarafta Turan Sofoğlu. O da mı oynadı? Tabii hepsi aynı takımın adamları. Ondan sonra Rıdvan. Ondan sonra... Rıdvan 8 numara. Ondan sonra... Tanju geldi Aykut, beneri. Oğuz. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Rıdvan forvet attı değil mi zaten? Bir de şey vardı. Engin sonradan geldi kaleci Engin. Engin sonradan sonra geldi. Üçtü, sonra Sakarya'dan geldi. He? Yok Beşiktaş'tan geldi Engin. Sakarya'dan Beşiktaş'a geçti, Beşiktaş'tan şeye geldi. Bu 90, 80, 90'lı yıllar. 90. 2000'leri zaten. Rıza Çalınbay. Rıza Bey. Takoz Recep. Onu unuttuk. Takoz değil Rıza'yı unuttuyduk. Rıza Çalınbay. Rıza. Rıza. Saydım ya işte. Trabzon'un kadrosu onu fazla bilmiyorum. Trabzon'un kadrosu... Şampiyonluğu sen bilmesin. 77'de mi oldu? Ya küçükken olmuş. 70 yıllarda mı oldu? Yok. 7 yaşında. 77-84 arası mı şampiyon Trabzon? He? Kalede Şenol. Sağ bekte. Bir de Şenol Güneş. Tabii. Kaleci miydi? Ünal Karaman. Ona yaşımız Tolunay. Ünal Tolunay. O 95'li kadro. Tamam işte çok eskiyi sayamayız. En güzel kadro 95'li kadro. Bildiğimizi söylüyoruz. Hami Mandıralı, Ünal Karaman. Kalede. Kim var başka ünlü? Şimdi 95'teki kadro yabancı şey. Yabancı kim vardı lan? Daha gelmedi. Türk. Yabancı topçu diyor dikkat ettin mi hiç? Plekazi'den Ferdinand var. Şota, Arçi, Şota, Arçi, Şota, Arçi, Şota vardı. O ne? O biraz daha 98-99. Tamam sayede kadro işte. Yok 95 kadrosu. Şampiyonluğu kaçırdık ya Fener'den aldı. O kadro 1-0 yenildiydi. 2-1. Orada mı yenildi neydi? 2-1 yenildik kendi sahamızda. O kadronun üzerine daha kadro gelmedi Trabzon'a. Gelmezdi. 6 tane o topçu... O gün yani onlarla şampiyon olamadı. 6 işte tane topçu ilk 11'de oynuyordu milli takımın. Trabzon tabi. Fener'e gittiler ya abi işte. Bak, o gün. Bir senesi işte. Abdullah. Ha Abdullah. Abdullah. Ha, Abdullah. Sarı. O gün Temizkanoğlu. Abdullah. O gün. Abdullah. Öbür Abdullah. Sarı. Ünal. Hami. Orhan Çıkırçı. Büyük Orhan. Hepsi buna, hoca oldu. Hepsi de milli takımda oynuyordu. 6 tane. Hepsi aynı kadrodaydı. Tabi. Kalede kim vardı lan? O kadroyla bile şampiyon yapmadılar adamlarla. Kalede bizim şey vardı. Nihat vardı. Bir de şey vardı. Kale zayıf demek. Bir de şey vardı. Metin Mert vardı. Almanlı Türk oldu ya. Metin Mert. Trabzon'un hacileri ne oldu? Onur mu Onur? Onur'a bıraktın futbolu? Onur futbolu bıraktı. Trabzon'da Onur olarak bırakıyordu. Bıraktı. Müzesine gittik Trabzon'a biz. O eldivenleri falan gördüm. Evet. O yüzden. Müzesi Onur. Var Trabzon'un. Trabzon'un bir tane caddesi var. Böyle. Rampada böyle bir şehir. Bir tane caddesi var. Müzesi var. Çok güzel. Forması, eldiveni, kupalar, her şey var. Seni götürürüz sana. Gideriz Trabzon'a.
Sen bir deplasmanız var. Burada Trabzon'da Manastır'a gitmeyi çok istiyorum. Trabzon'a gidecek. Ben gitme çıkmadım ya, üşendim. Manastır'a çok geri geldim. Baktığımızda yüksek. Uzak mı farbayla gideceğiz işte. Ya senin ya bunlar yarım olacağız ya da yoksa ufak bizi yorar. Manastır'a gidelim. Cuma gün çıkacağız. Tam Trabzon'a gidecek ay şimdi şu ayın değil mi? Fındık toprağında tamam işte. Tam gezecek tabii. Abi şimdi tam gezecek zaman. Herkes bir geziyor. Hava da güzeldi. Tabii. Ben gittim hastalandım. 1460 maske gittim de hastalandım. Alkollüyüz. İçiyoruz. Denizin içinde ayağım var. Eve geldik. 3 kere yine olduk. Angazesine. Çarpmış. Rüzgar var mı? Çarpıyor Karadeniz'e şey. Bizim orada yağmur yağdı. Bu oyuna yağmur. Ankara gücünü de o zamanlar yani hiç haberler vermiyor ki biz çocuğuz. Ondan sonra 14-15 yaşında Deli Erdoğan dedi nereye dön dedi. Gel canım maça gülüm dedi. O günler bugünler işte maça alıştık. Eski kadroyu ben kim biliyorum? Hayati. Kaleci miydi bizim Hayati? Hayati defans. Kaleci olur mu? Kalede Adnan vardı. Ha Adnan. Folluk Adnan. Ondan sonra şey Adnan, Hakan Keleş, Hakan Kutlu, İsmet. Hakan Kutlu, Hakan Keleş, İsmet. Bahattin vardı. Allah razı olsun. Şeyin, Şenol Güneş'in kardeşi Bahattin Güneş. Selam olsun ona da. Adam bizde oynadı. Yan komşumuz bizim ya. Bahattin Güneş. Şimdi hocalık yapıyor. Şenol Güneş onun yanında. Bizim Zenci Kolibali vardı. Kolibali vardı. Bir sürü vardı ya. Agustin, Kolibali. Agustin he. Şey, İlhan Cavcav şey getirdi, şeye sattı. Mikael'e miydi o? İlhamet'e sattı adam. Ne topçular getirdi lan. Arkadaşlar bu bizim Sivaslı, çoğu da %90'ı Sivaslı, Dikmen'in bebesi. Bak Şarkıstarlı, Sivaslı. Geçler bilim futbolcularını söylüyorum. Ankara gücünde bir Hasan Şaş, Adana Demir, Adana Spor'dan mı ne geldi Çankaya'dan? Bizde Umut Bulut, Hasan Şaş geldi, o da bizden gelmedi. Bak geçler bilim sayıyorum. Ümit Karan, Ümit Özat, Ali Eren, Beşiktaş'a giden. Ondan sonra Fener'e, hep Fener'e gidenler. Çirkin Ali. He o Ali Eren. Hep Dikmen'in Sivaslı. Hepsi çoğu Sivaslı ve Dikmen'in bebesi. Bizim Nasyon'un bebesi Ümit Özat falan. Çocuk Çayır'ın bebesi. Ondan sonra yani gençler bile ne kadar futbolcu sattı. Ergün Pembe. Yetiştirdi. O da Ankara'nın topçu. Ankara'da Ergün Pembe. Bilmiyorum onu da. Galatasaraylı vardı ya. Saysana bana ya. Fener'e gidenler kimdi kardeşim? Çoğu Fener'e Ergün Pembe. Ondan sonra şey Ümit Karan. Bunlar hep Ankara'nın bebeleri. Ali Eren'i de saydık. Umut. Tarık Taşgün. O bizdeydi o. O bizim Etli'nin bebesi. O bizdeydi. Umut ondan sonra Denizli. Umut Bulut da Hasan Şaş bize başka yerden geldi. Çanakkale'de Adana'dan geldi onlar. Hasan Şaş da bizim 50. lisesini, bizim Seyran Bağlar'ın 50. lisesini dünya lisesi şampiyon yapmış diyorlardı. Hasan Şaş öyle diyorlardı, yemin ediyor. Ya sen geleceğe belli adam, lisede düşen şampiyonmuş. Onlar dışarıdan geldi. Biz Ankara'da sen gençler birliği tam bir futbol şeyi var. Biz Ankara Cunakacı'da futbol kültürü yok, futbol ruhu yok. Bu işte bu 95-90 yıllarda Hakan Kutlu'nun zamandaki ruh da yok. Futbol kültürü yok bize. Futbol kültürü yok. Ha geçte birinin var mı? Var. Ayhan Camcam öldü. Futbol bitti bak. Arkadaşlar Ankara gücünün seyircisi Trabzon'da olsaydı Trabzonspor her sene şampiyonluğu oynardı. Her sene. Niye niye? Çünkü mükemmel seyircisi var. Trabzon'un daha çok bizden. Yani daha da bağırmıyorlar abi. Ben nasıl arkadaşlar bağırmıyor? Ben 40 küsur yaşındayım. Nasıl bağırmıyor? Bordo mavi en büyük Trabzon. Başka bir şey yok. Bitti bu bağırdı, kadar. Bağırdı. Bu kadar. Bordo mavi en büyük Trabzon. Adam Trabzon'un oğlum biliyor işte. Gittin mi sen maçta? 100 kere gittim. Ben deplasmanlara da gittim. Her yere gittim. Ama Avrupa'da filan İstanbul'da çok Trabzon. Ya kardeşim. Bağırmıyor işte. Ama deplasman İstanbul'da bayağı şey yapıyor. Etkisini gösteriyor. Ya etkisini gösteriyor işte. Aynı Avrupa'da maçta. Da çok. Şimdi bak Ankara gücü nasıl? Mehter'le girer. Biz de bağırıyoruz. Ondan heyle çıkar. Şimdi biz niye bağırıyoruz söyleyeyim mi? Biz maçı izlemiyoruz ve anlamadığımız için bağırıyoruz. Abi keşke biz ertesi gün, maçın sonucunu öğreniyoruz oğlum. Biz futbolu bir adam futbolu çok sevip anlıyor, izliyorsa o tribünden bir şey beklemeyin arkadaşlar. İşte nasıl ben, aynı Trabzon'da öyle işte arkadaşlar. Ama büyük takımlar niye bağırıyor? Biz sesimizi kesiyor. İşte yarısı İstanbul'dakiler. Yarısı anlamıyor onların da. Beşiktaş işte hepsi herkes anlıyor. Açıma... Bizde anlamayan yok. Neneler bile anlıyor. Benim babaannemle futbol anlıyor. Trabzon'da gördüm ben. Kadın yaşlı kadın bile. Benim babaannem işte. Geziyor. Benim babaannem. Anlıyor. Sosa'ya küfür ediyor. He anlamışa yapabiliyor. Bunu anlıyor diye. Tabii. En iyisi anlamamak. Kabana bağıracaksın. Doğru diyor. Tamam, ayakkabı geliyor şimdi. Bağırsın. Bizim de herkes hata yapana bağırıyor. Hata yapana Trabzonspor'u hani her sene şampiyonun ucundan dönüyor. Bir ara Sivas'la bir zıt düştü. Bir Fenerbahçe'yle zıt düştü. Ondan sonra başkanlar değişti. Bir Galatasaray, Beşiktaş'la zıt düştü. Her sene bir kılıp ayı bir şeyler oldu. Çünkü bu sene mi geçen sene mi yine iyi kadrosu vardı. Hangi seneydi o? Bu sene mi geçen sene gene kaçırmadım kardeş? Geçen sene kaçırdık. Geçen sene mi gene kaçırdın? Her sene bir şey kaçırıyor, bir şey eksik. Bir şey olmuyor, ne eksik, bir şey eksik. Biri düğmeye basıyor. Hayır, düğme mi eksik? Al sana düğme. Biri düğmeye basıyor. Basmıyor kardeş. Alacağım maçları almıyor. Ankara gücü. Galatasaray'dan puan aldı. Galatasaray'a bize küfür etti, kızdı. Bizden aldınız, şampiyon mu olacağınız dediler. Ondan sonra 5 hafta maç aldık.
Evet. Ondan sonra bak, hoca ne dedi? %100 düştü diyordunuz bak. Erzurum, Denizli, Ankara Gücü, Kayseri. Bu dördü küme düşüyordu. Ankara Gücü sonuncu 19 puanımız var. Hikmet Karaman geldi, Allah razı olsun. Cimbom'dan bir puan aldık. 5 hafta üst üste yendik. Ondan sonra 5 hafta... Son 6 haftada bir puan alsak... He. Bir şey biri düğme yap. Bastı o düğme. Amına kodum düğme. Neredeyse. Nerede o düğme lan? Ağaçın arkasında. O düğmeye biri bastı. Hikmet Karaman ne dedi? Bir şeyler oldu bastı. Bir şeyler oldu dedi. Bir şeyler oldu. Biri düğmeye bastı dedi. Hani İstanbul'da biri dedi. Seçimi kaybettik ama nasıl kaybettik anlamadım. Aynı hesap. Biri düğmeye bastı. 6 haftada bir puan alsak... Kendi rakiplerimizle oynuyoruz ya. Denizli'den, Erzurum'dan, Antalya'dan birinde bir puan alsak kümede kalıyoruz. Ah, şimdi uğraş dur. Şimdi Ankara Gücü transferi sana kaldırdı mı? Ankara Gücü transfer yaptı mı? Çıkabilecek mi? Şu an kadro nasıl? Kim var birincilikte? Jüdan var mı? Samsun duruyor mu? Samsun geçen sene %99 bu çıktı sene, dediğimiz takım çıkmadı. Bu sene, Samsun bu sene saplar. Bu sene Samsun'la biz sıkıntıdayız. Samsun'un ya. Kadro düzelse Ertuğrul sana falan duruyor. Kadro diyorsa Samsun bu sene kadro duruyor. Oturmuş kadro vallahi, saplar. Samsun şampiyon Erzurum, sana yani. Erzurum Samsun düşüyor ama iyi. Erzurum geri güçlü geliyor. Erzurum. Aynen. Erzurum ilk 3'e ilk 4'e girmemiz lazım. Erzurum duruyor. Erzurum da öyle. Erzurum'un da güçlü takımlar iyi. Kardeş bunlar güçlü yani. Arkası güçlü. Başka kimler? Kocaelispor mu geldi bize? Sakaryaspor mu geldi? Hiç konuşmuyor. Kocaeli Sakarya geldi mi birinci kere? Çıkma şansı yok kardeşim. Ya maçı seyrettim ben direkt. Yani ah, boku yedik. İlk maçta yenilmiş. Çıkma şansı yok. Şunda ağızda hediye gelmiş. Numarayı vermeyeyim de. Gönderen Mustafa Erdoğan. Çekiyor mu? Tamam. Benim eve göndermiş arkadaşlar. Yaşı benden büyükse Allah razı olsun abi deyim. Yaşıtsanız kardeşimiz Allah razı olsun deyim. Ben hediye medya istemiyorduk. Ara verdiydik. Fıhtıydık. Mustafa Erdoğan. Allah razı olsun. Nereden gelmiş? İstanbul olabilir. Bilmiyorum ki. Arası kaldı. Bu adam benim evime maç çok makine göndermiş. Sen oku. Bak. Beni eve göndermiş. Bakalım ne göndermiş. Ya Atkı'dır. Ha İstanbul bayrağı. Aaa Bedeli'ydi belli olacak. Hıyar çıkmasın. Bütün ünlüler aha geldi Bilardo. Bilardo şampiyonu. Senin saygın eline kafa kafaya bir puanla. Maşallah. Bir puanla kaybetti. Ne yalan? Açamadın mı? Geçen sanatçı Dağhan'la falan oynamış. Dağhan'la finale kalmış. 20 puan saplamış. Nerede mi kalmış? Ne bileyim çeyrek finalde. Çak var niye elimizi kestik? Elim yaktı. Zorluyorsun öyle zorluyorsun. Bilardo kupan geldi. Arkadaşlar YouTube'dan şey madalya mı geldi yoksa? Sizce ne? Cinsel bir şey. Yok ya YouTube madalya mı geldi yoksa? Ana şey la. YouTube şey gönderdi. YouTube neydi o? Neydi onun adı? Plaket. Plaket göndermiş. Aa! Bakın bir. Birine evet dedi, bir Şahin'e bir servise. Adamı düşünceniz arkadaşlar. Şahin'e dedi, bir servise bir eve yapayım hem baba dedi. Oo, çok güzelmiş lan. Siz de yapsın. Adamı reklam yok da ver, sipariş verirlerse lazım. Göstersin Ayhan, ver de. Şunları araba şu. Ya şunları araba içeyim Ayhan koş. Seni içimle yazdırabilirim. Bir de Yakup yaptırat, dur. Çok güzelmiş. Sen yap ya. Oo çok güzelmiş. Hele okuya kaybolur. Ayhan kardeş. Ayhan okusun. Sen göster. Bakayım. Neymiş bu? Metal mi? Plastik. Plastik lan. Anam için fişledik. Tahta çizdi gene. Tahta. MDF mi sunta mı? Yok. Tahta, su. Metal değil arkadaşlar. Para verirseniz metal yaparlar. Olsun. Bitti. Çok güzel ama. Eline. Eline koluna sağlık adam. Biri bana pankart yaptı Erzurumlu biri. Eve astı. Hiç akıllı yok. Balkon astın değil mi? Astım. Bir de bana şey verdi şimdi Efes'ten. Artı bir yazıyor ya Efes'in. Mavi böyle. Pavyon gibi. Onu da yapacağım. Bu da araba için arkadaşlar bakın. Tam otobüs. Büyük mü? Güzelmiş. Çok ana, güzel. Ana araba şey harbiden. Sünkülü mü? Çok güzel. Evet. Otobüse büyük kocaman. Tam. Şu Şahin'e biraz şey ama. Olsun. Olsun. Arkadaşlar böyle şimdi adamın reklamını yapalım ha. Çünkü istemedik. O düşünceli o bir insan olsun göndermiş. Yazıyı okur musun Ayhan Bey? Ayhan kardeş. Ayhan okusun. Ben de Ayhan olsun. Ayhan sen oku. Kaç tane oğlum? Yok onu kartlara. Ayhan kardeş gördük ki en büyük aşkın Ankara Gücü sana bunu yaptık. İnşallah beğenirsin. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Dur şeyini lan kardeş. Bir saniye dur odaklı ol. Reklamları. Hı.
Oğlum adamı rahatsız etmesinler. Yok ama adam şey yok. Ya o kadar da değildir ya. Arkadaşlar bakın şey böyle. Şimdi şununla şöyle yapışık değil. Bak çift şeyle görüyor musun Yakup? Hmm. Bak plastik var. Çok güzel, çok bak, güzel. Bak böyle bir de böyle. Bizdekilerine baksana. Şey bu plastik. O tahta bu plastik. Bizim tutorada satılanlar gibi değil. Kaliteli. Arkadaşlar adam onu şey yapalım. Şey arı süs lazer. Mustafa Erdoğan. Lazer markalama promosyon. İstanbul mu ki? Tahta kale. He, tahta kale. Bundan ben de istiyorum. Tamam araba yapacağız. Ankara gücü şuraya da Adem Doğanoğlu yazacağız. Tamam ama ikinize payla buna bedava yapsın. Bir tane bedava iki paralı olsun oğlum. Ya Ankara gücü de şuraya Doğanoğlu yazsın. Yok lan tamam. Yok. Tamam onu konuşalım. Kartı var. Şimdi yazar mı? Kartı yazarım. Var. Şahadesler. Çok güzel ama malzemesi falan çok evet, güzel. Çok kaliteli. Arı lazer tahta kale. Bu ne lan? Tahta kale. Tahta kale. Bal kapanı sokağın 16. Fatih İstanbul. Hırsızlar çarşısı mı? Hırsızlar? Ne diyor bu? Hırsızlar çarşısı ne lan? Hasırcılar eczanesi üstü. Hırsızlar çarşısı. Yok torbacılar çarşısı. Alın mı İstanbul tahta kale mi? Zürafa sokak. Bir gün. Genel ev Zürafa sokak. İstanbul'da. Ruslar var. O da neydi? Laleli. Ruslar çıkıyor otelin önüne. Erdoğan gitti karıyı sıktı. Adama bebo sobası bildim. Sallamaları çektik. Böyle İstanbul'a. Sabi abiden habersiz gittiydik. Neler geldi başımıza neler? Onu göster, 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 tamam. Bir şey olmaz, yok aramaz. Aslında reklam değil mi? Reklam yaptık. Aa, zoomlu zoomlu. Ben gösterdim. Arkadaşlar 10 numara gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Şimdi yani bizim store'da, bizim Mustafa, store'da satılanlar gibi değil Allah ya. Allah razı olsun Mustafa'dan. Fiyatını bize, telefondan bana yazsın. İki tane paralı, bir tane de parasız yapsın. Uygunsa, yani fiyatı bilmiyoruz da. Tahmini ne eder? Yani delegeler bedel olması lazım. Amına koyayım maça beleş giriyoruz. Nerede? Bana beleş yemek beleş. Protokoldan maç izliyoruz. Olsa onlar da 50 şeyden olsa. Kargoyla falan o kadar şey yapmaz da. Bilmiyorum sorar şimdi nasıldan yazarız. Tamam 46 dakika adamı oldu. Düşünmesi abi böyle kimse kimseye böyle bir şey yapmaz. Yani çok adam düşünmüş. Kimse kimseye böyle. Tabii canım Allah razı olsun. Adam beni izleyecek böyle bir şey yapacak. Yani Allah şey işini yani. Rast getirsin. İşte Allah tereket adama etsin. Bunu da ben söyledim. Adını soyadınız reklamını yapayım dedim. Olmaz ben senin bunun için menfaat için yapmıyorum dedi lan. Hadi bu kartı da çekiyor değil mi? Hı-hı. Allah belamı versin ben söyledim kartını koydu. Yemin ediyorum. Bir de ben seni sevdiğimden gönderiyorum. Ben öyle bir şeyim yapmıyorum ki dedi yani. Yemin ediyorum bak. Allah razı olsun. Zorla aktırdım kartlarını da adamı. Yani bu şimdi Ankara gücü ama. Zaten bir adam bana böyle bir şey gönderse. Ben reklamı yap diziden yapma. Şimdi bu. Hediye alırım yapma. Bu Ankara gücü ama bunun değişik şeylerini de yapabiliyordur yani eminim. Yani başka çeşit başka çeşit belki resim belki. Yapıyor, ne bileyim. Yapıyor. Tabii yapar yani. Yapar şimdi yani. Abiciğim Semih Sakinel'le finale kaldı. Beni arıyormuş. Ben de açmıyorum. Gece beni arıyor görüntülü. Buraya geldi. Sanatçı bizim Survivor'a katan bir daha var ya Kavah yerlerinde oynadı. Şöyle kara bir oğlan. Onunla bu final oynuyor Bilardo'da. Onun da ekibi varmış. YouTube ekibi Yakup. Kameramanlar, menajer falan. Bu başlıyor. Tabii bunu gariban gördü sanayici. Bu bahtı 15-20 fark. Kaç fark attın? Ay bulmaz abi spor bu. Ay bulmaz. Şey de var saplamak da var saplattırmak. Olmaz olmaz. Daha hani. Biz Ankara güçlüyüz. Daha da seviyorum ya. Yok bir şey demiyorum. Yok, kim yendi? O mu seni üttü sen mi onu üttün? Ya biz yendik de tabii ki Gölbaşı'na testler kurulmuş. Kamera açık mıydı? Kamera açtı sonra kapandı. Sizin oraya şey kuruluyormuş bana bak. Yapım. Test kuruluyormuş bilardo testleri. Kurulduk zaten. Kuruldu mu? Açıldı mı? 9. ayda şey. Açılış oldu mu? 9. ayda tamamen faaliyeti gördük. Haberin geldi mi? So yendin mi daha? Bütün dünya kurulduk. Yendin mi? Sordu oldu olunca. Yendin mi? Başka kimi yendin? Semih Saygıner'i yendin mi? Yok Isparta'ya gittim işte. Geçen hatırla Isparta'da da. Sen dünya şey mi? İç Anadolu mu? Dünya ne o? Dünya turnuvası mı? Ben izliyorum bazen TRT'de de. Bu gittiğimiz özel turnuvalar. Ha özel. Şey değil öyle Türkiye federasyon değil. Federasyon değil. Federasyon özel turnuva. Tabii 9. ayda başlıyor işte. Sonra katılıyor mu? Tabii. Sporcu kartın var mı? Tabii. Kombinen var mı? Ne kombinen? Şeyin var mı? Lisansın olmaz o zaman zaten giremez. Lisansın yani, var mı? Aynen sporcu gibi ya. İşte Türkiye seni atabiliyorsun. Türkiye seni saygı nasıl yapıyor? Ne iş mi yapıyor adam bilardocu? Hala oynuyor mu diyor? Tabii oynuyor mu? Şu kim lan? Onun tarzı var değil mi? Adam şeyli hareketleri var diyor. Tabii. Şu bir daha çıkıyor. Ne Türkler var böyle küçük bir şey daha var. Ben adamın şu an kendine ait TS'li 11 sayısı var adam. Tabii. Kendine ait 11 tane sayısı var. Kendi tarzında. Kendisini koydu. İcat etmiş. Kendi icat ediyor. Türkler iyi. Birkaç tane daha Türkler aldığını ben bilmiyorum. İzledim. Semih Sakinler'le final oynuyor ama kaç tane Türk var? Tabii. Tayfun Taşdemir var. Arkadaşlar bir çocukken bilardo modaydı. Abi, ben hiç bir oynayamıyorum. Ben bir o sopayı denk getiremiyordum. Ben o sopayla şey yesin beni dövüyordu. Bilardo'nun sahibi. Neydi pike? Pike yesiyordum ben. Şike mi pike yapıyordum ben? Pike yapıyordum. Amına koyayım zor oynadım. Pike yapıyordum. Hareket yapıyorduk ya şöyle. Sopayla şöyle yapıyor.
Pike yırttım diye beni dövdüydü adam. Ben bir oynamaydım. Her yer bilardocuydu. Her yer. Her spor dalından beni küstürdüler diyorum. Futbola gittik oradan küstürdüler. Siz kim? Spordan soğuttunuz beni. Futboldan kovdunuz. Bilardodan kovdunuz. Askere gittim spor pasasında oradan da kovuldum. Komutan sen sıktı gitti. Ben ne bileyim geceleri de şınav çekeceğimi. 50 dakika ben oldu. Ben komando olacağım. Karıya kızı hava atacağım sandım. Beni 24 gece dönüme şınav çektiriyorlar. Şınav çektiriyorlar. Bilardodan soğuttunuz. Şimdi... Çanakkale'de kaçıncı bölükteydin sen? 9. Ben de 7 yan yanaydık. Amfilerimiz yan yanaydı. Ben hiç şans yok. Askere gideceğim diye 40 kasa bira dağıttım, rakı dağıttık. Yedik içtik. Burada davuzuna tuttuk. Gittiğim gün saçlarım 3 numara 1'e vurdular. Ben gidince 2000 yılında cezaevlerinde operasyon oldu. Evet, Biga'da. Ateşti, adam öldürdüler. Ateş mateş. Allah'a hiç şansım yok. Boğuşlar ateşe verdiler. Nasıl bilirsen çok kolay. O zamanlar çok çile çektik. F tipi cezaevleri yeni açılmıştı. Oralara sevk ediyorduk. Neler gördük neler. Hadi kapat da 50 dakika 51 dakika oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni spor dalımız bilardo. Bunlar ikisi bilardo kapatacak. Söz veriyorum. Masa neden bulacaksın? Hacı da benim zamanımızda her yer bilardoydu. Her yer ateş onuydu. Şimdi ne bilardo kaldı, ne ateş kaldı. Vardı. Hatırlıyor musun? Selahattin bıyıklı. Bıyıklının yeri vardı. Sen nereden biliyorsun? Cebeci'de. Benim abim oraya kung fu'ya gidiyordu. Kung fu'ya. Allah rahmet eylesin. Çıkboksa gidiyordu. Öldü mü? Öldü. Ben de gittim oraya. Ondan da soğuttular. Sen yapamazsın dediler. Şu an en eski olarak zaten şu an acayip limanın olduğu yer var Islay'da. En eski olarak. Tekvandoydu değil mi? Tekvandocu onun bıyıklının yeri şuradaydı. Kim evinde? Cebeci'de. Şurada Ulus'ta şurada la. Toplanıyoruz ya biz benzinin orada. Onu rüzgarlıdaydı. Lamada yukarı çıktık ama üst kattaydı. O adam kickboksçu gidiyorduk oraya. Gidiyorduk oraya. Onu yere açtıydı bir dakika. Benim abim de ona gidiyor. Neyse. Abi de bir masa bulacağız. Bunlar kapışacak. Evet. Bu yenerse 4 bira, bu yenerse 6 bira alacağız. Can Market Ali, anahtarcı Adem. Yok birası normal. O bira hamallı. Aldığımız viski alacağız. Neyle oynayacağız? Benim viski içmiyor. Kardeş. Sen karpuz getir, sen anahtar getir. Anahtarcı bu karpuzcu. Biz yancıyız. Şimdi bu yenerse anahtar bize yapacak. Eve 3 anahtar yapacak. Bu yenerse 2 kilo karpuz getir. 2 kilo. 2 kilo. Karpuz. 2 kilo. Tamam mı? Tamam, neyse, anlaştık. Ben de biralar alayım. Nerede oynayacağız lan? Neyse sonra oynarız. Tamam senin mekana gidin. Fark etme kendine güveniyor mu? Mekan senin mekana gidin fark etme. Mekan derken yok, yani senin... Yok. Tabii canım. Ulus Kızılay... Burada en yakın şeye gidiyor. Hacı Arap'ın yamanı... Hacı Arap yaman var ya da Çems'e gideriz. Ya Ulus en Kızılay mı? Tabii Kızılay'da. Herkes Çems'e gider. Var mı? Tabii Çems'e de gider. Tamam hadi bugün gidelim. Hafta içi gidelim. Tamam. Hafta içi gidelim mi? Maç ayarladık arkadaşlar. Tamam zaten ama bu hafta... Ben de çekeyim. Bu hafta senin saygınlarda belki görür sizin ışık var. Sizi al el dokunur. Senin saygınlarda bir dokunur şöyle. Bu hafta Kayseri'ye gidiyorum. Haftaya Düzce Gebze'ye gidiyorum. Ondan sonraki hafta Samsun'a gideceğim ama gidemiyorum. Tatile gideceğim. Tamam dedim ki bu hafta da öbür hafta bir hafta içi diyorum bir saat hemen. Tabii. Şurada gelir. Bu iş olur. Malan ne geldiği gibi. Ben de içim olsa idman yapmış olurum zaten. Ben de gideceğim ya. Bir hemen gidelim. Gidişlerimiz zaten kaç saat sürer? 1,5 saat. Şuradan yarım saat. Tamam. Kızılay zaten. Yok oynamanın sonra falan 1,5 saatimiz gider diyor. Ben orada video çekerim. Semih Sakiner görse sizi eliniz dokunsa. Sizi bir dünya şampiyonu yapsa yürüse. Bize sen doğrudan yürüsün. Amına koyayım bakkaldan sen yürüyemedin. Senin öyle dokunduğum ünlü olur. Hacı abinin orada çok. Senin hayranın da çok orada. Hacı abinin orada senin hayranın da çok. Tamam. Hacı abinin oraya gideriz. Tamam. Hacı abinin orada yürüyemedin. Olmazsa göbe açalım. Çayı da böyle içeriz hem oradan. Anam be beni tanırsan. Hadi. Kapat. Allah'a emanet olun. Yeni bilardo şampiyonlarıyla birlikte olacağız. Yeni spor dalı. Yeni bir video şeyine başlıyoruz. Vlog'una yeni video. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sonra halı saha maçlarına başlayacağız Yakup'un. Ya geç şuradan ben bitti. O iş bitti arkadaşlar. 2 yaşında futbol.